Tekrar iyi akşamlar gençler. Şimdi biraz geç oldu. Yarın da yine çalışmalarımız var. Hemen kısaca Ayarko'nun teknik ve takas analizine bakmak istiyoruz. Şimdi Ayarko malumunuz geçtiğimiz günlerde bilanço geldi. Bilanço çok beğenilmedi. Ama ben teknik olarak bilançonun yeterince fiyatlandığını düşünüyorum. Dolayısıyla tekrar aynı bilanço konularına girmeden sadece kısaca teknik ve takas analizi olarak çalışmamızı yapmak istiyorum. Şimdi teknik olarak baktığımızda bizim göstergelerimiz şimdilik satta görünüyor. Hala yani olumluya döndü sayılmaz ama mavi öncü göstergemiz dikkat edersek aşırı satım bölgesine gelmiş. Daha önce de bu şekilde 20 civarında aşırı satım bölgesine geldiğinde hatta şurada iyice değmiş sayılır. Şimdi yavaştan toparlanmaya da başlamış gibi. Yani 20 seviyesinden hafiften toparlanma görüntüsü var. Biraz daha genişletirsek dikkat edersek 20'den yukarı doğru kalkıyor. Bu yukarı hareket belirginleştikçe hissede toparlanma görebiliriz. Bu öncü göstergemize göre ben teknik çalışmayı tazelemeyi düşündüm. Şimdi kırmızı göstergemizde henüz bir dönüş yok günlük periyotta. Mavi göstergemiz toparlanma sinyali veriyor. Periyodu bir de kısa periyot yapalım bakalım orada durum nedir? Evet, kısa periyotta da saatlik periyot. Şimdi burada aşırı satım bölgesinde mavi göstergemizin güç topladığını görüyoruz. Yine kırmızı göstergemizde toparlanma devam ediyor. 2 saatlik periyoda bakalım. Evet, 2 saatlik periyotta orta vadeli görünüm veren kırmızı göstergemiz bugün saat 12 civarında yani 12 periyodunda bugün öğle saatinde 115.96 ortalama ile göstergemiz saatlik periyotta pozitife dönmüş. 115.96 ortalama ile kapattığı 12 periyodunda, saat 12 periyodunda olumluya dönmüş. Kapanış kaç? 116.20. Yani göstergemizin olumluya döndüğü fiyattan daha yukarıda kapamış. Olumlu. 20 seviyesi üzerine atarsa göstergemiz daha iyi olur. Şurada olduğu gibi. Özetle küçük periyotta olumluya döndüyse eğer aksi fiyatlama olmazsa sırayla daha büyük 2 saatlik seanslık ve günlüğe doğru olumlu görünümün dönmesi gerekir. Şimdi saatlik periyotta sat verdiği yeri söyleyelim göstergemizin. 138 ortalamayla göstergemiz negatife dönmüş. Bakın 138'de negatife dönüyor. Şimdi 115'lerde de tekrar pozitife dönmüş göstergemiz. 2 saatlik pozisyonda, periyotta. Şimdi tekrar günlüğe döndüm. Günlük periyotta teknik seviyelere gelecek olursak burada zarar kes seviyesi kapanış 116.20. Zarar kes seviyesi olarak burada 112 lirayı verebiliriz. 112 lira stop loss zarar kes seviyesi olarak izlenebilir. 112 lira stop loss zarar kes seviyesi altında destek seviyesi de şu bölgede 200 EM altına sarktığı kadar sarkması düşünülebilir. Yani diğer destek 112 lira stop loss zarar kes seviyesi altında 100 lira diğer destek seviyesi olur. Tabi arada 108 lira 200 EMA desteği var. 200 EMA tutmazsa o zaman 100 lira diğer destek seviyesi olarak izlenebilir. Ama tabi gönlümüzden geçen bu
112 lira stop loss seviyesi altında gelmemesi. Olumlu hareketlerde de kısa vadede 122.20 direnci var. 122 lira 20 kuruş direncinin geçilmesi durumunda baktığımızda 137.40 direnci var. 137.40'da geçilirse şu bölgede çalışan makas direncimiz izlenebilir. Bu makas direncimize bakalım. Ortalama şu bölgede çalışan makasımızı aldık. Zamansal kaymamızı yapıyoruz. Evet, 137.40 demiştik. 137.40 direnci geçilirse 145.40 tarihi zirve direnci var. 145.40 direnci geçilmez durumunda orta ve uzun vadede 168 lira 12 kuruş, 168 lira 12 kuruş makas direnç seviyesi olarak izlenebilir. 168 lira 12 kuruş. Evet, takas görünüme bakalım. Önce takastan önce araç kurum dağılımı. %15.85 alıcılık kapamış ilk 5 kurum olumlu. Alım tarafında Garanti Ziraat, Bankof ve Bankof'un arkadaşı Yatırım Finansman da var. Güzel araç kurum dağılımı. Hissenin bu son 4 günde yani dip fiyatların görüldüğü bu haftaya kısaca bakacak olursak, hatta şöyle yapalım. Bu son 4 işlem gününde baktığımızda %1.82 çok az satıcılı ama alım tarafında Yatırım Finansman'da, Bankof'ta her ikisi de bu dip seviyelerde alım tarafında yer almışlar. Bunu da söylemiş olalım. Takas yolunda yani henüz yabancıların alıma geçmediğini görüyoruz. Yine de tablo olarak bakalım. Bugünkü işte Bankof'un alımları takasa yansımaya başlarsa o zaman bu sarı göstergemizin dönmesi beklenebilir. Evet, 886'ya 1 milyon 17 bin not alım tarafı güçlü. Alım tarafında günlük takasta info yatırım ilk alıcı. Satın tarafında Citibank ve Vakıf Yatırım, OYAK Yatırımlar. Haftalık takasta yatırım fonları en belirgin satıcı. Alım tarafında emeklilik fonları var, iş yatırımlar. Yani haftalık takas satıcılı. Aylık takasa bakalım. 8.9'a 7.9. Yine satıcılar güçlü. Yatırım fonları satın tarafında, emeklilik fonları alım tarafında ilk sırada. Yani özetle takasta henüz istediğim görünüm yok. Bu YEFAS'ın, Bankof'un alımları devam ederse takasta olumluya dönüş görebiliriz. %56 ilk 5 kurumun payı, yani çok dağınık da değil, toplu da sayılmaz. Takas görünümde bu şekilde yaşar. Evet, Aylar Koca gençler için bugünlük bu kadar diyelim. Her şey gönlünüz olsun gençler. İyi akşamlar, iyi hafta sonları. İşiniz gücünüz rast gitsin.